Susurluk et maçında Etspor 2-0 galibiyetten 2-2 beraberler düştü. Nasıl oldu hocam bu? Birden bu kırılma yok. Bu hafta hep önde gidenler maçları verdiler. Evet. Ne gitmezse. İşte oyunu kontrol edememe dediğimiz olay bu. Bir takım öne geçtikten sonra soğutma diye bir şey vardı. Oyunu soğutursun, tempo düşürürsün, yan pasa geçersin. Ama bunlar hiçbir olmuyor. Nedense öne geçen takımlar sihirli bir şekilde rakiplerin gollerine engel olamıyorlar. Şimdi burada Etspor Kulübesi'nin burada handikabı var tabii ki. Etspor aslında maça yanlış başladı. Elinde Serjan gibi santrafon olacak, Burak benzeri. Sen bunu orta sahada oynatacaksın. Futbolda şöyle bir kural vardır. İyi adamını rakip kaleye yakın oynatacaksın. Golcü evet. Adamını rakip kaleye yakın oynatacaksın. Eğer sen Serjan'ı orta sahaya çekersen, rakip takımın defansına, ekmeğine yağ sürmüş olursun. Hani Susurluk yapsa bu takımı, ancak Serjan'ı orta sahada oynatır. Bunun yani ne yapmışlar? Orta saha oyuncusu Cin gibi Cihan'ı küçük boyuyla santrafor atmışlar. Cihan sihirli bir adam ama fizikli değil. Üç tane Susurluk defansının arasında elinden geleni yapmaya çalıştı. Golünü de attı. Ama yetmez. Cihan'ı orta sahaya çekip ileriye Sercan'ı bıraksalar elini kolu sallaya sallaya bu maçı Etispor alırdı. Etispor burada bana göre diziliş yanlış yaptı. Bir yanlış da Emre'yi orta saha oyuncusu Emre'yi sol kanat oynattı. Emre de incecidir. Topu bilir. Yani forvet arkası oynayabilecek adamı kenarda oynattı. Bu da Etispor'un yine kadro diziliş hatasıydı. Gelelim Susurluk'a. Susurluklar da merak eder. Susurluk iyi bir takım oyunu oynamaya çalıştı. Maçı bırakmadı. 2-0'a rağmen disiplinden kopmadılar. Orada da özellikle 10 numaralı futbolcu Onur'u işaretliyorum. 10 numaralı Onur Ulaş gelecek adına iyi işaretler verdi. Susurluk'ta göze batan isim oldu. Benim bu maçla ilgili söyleyebileceklerim. Evet hocam. Buradan hemen U19'a geçiyoruz. U19'lar bu hafta başladı ama tek maçla başladı. Orada Gönen Belediyespor, Bandırma Sporu 1-0. Sen liglere zam yapmayı çok seviyorsun. Hep yüksekten söylüyorsun. U17'lerde şuna. Değil mi? U17'ler hocam. Evet. U17'lerde Belediye Gönen'de, Gönen Belediye Bandırma Sporu 1-0 yendi. 1-0'la başladı diyelim. Hı. Evet, bu konuda ne diyoruz hocam? 4 takım var zaten. Eti Erdek maçının neden oynanmadığı hakkında bir bilgi alamadım. Sağ mı yoktu? Program sağ mı yetersizdi? Yoksa çekilen takım vardı? Bunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Bu hafta 2 maç oynanacakken 1 maç oynandı. Ve Gönen Belediyespor güçlü rakibi Bandırma Sporu 1-0'la geçmeyi başardı. Bunun tabi bir de rövanşı var. Bandırma'da oynanacak maç. İşte bu ligleri gördükten sonra o 17'ler ligi hakkında daha net konuşabileceğiz. Ama Gönen Belediye önemli bir rakibini geçti diyebilirim. Evet, kolay değil önemli yani bu maçı Gönen'de de olsa. Şimdi Bandırma'nın nüfusu 140 bin, Gönen'in nüfusu 55 bin. Atıyorum. Yani 40 bağışlasın 40 bin, bağışlasınlar beni. Şimdi iki yerden futbolcu sayısı Bandırma'nın Gönen'i yenmesi lazım. Ama Gönen Bandırma'yı yeniyorsa burada biraz... Ama hocam bir şey daha var. Bakın bunlar ayrıntı. Şu anda liglerde mücadele eden takımlar bazına baktığımızda Gönen bizi geçti. Neden geçti zaten? Takım olarak. Hep sen soruyorsun. Bir de daha fazla. Neden geçti? Daha fazla şey var. Takım var. Herhalde şöyle söyleyeyim. Sarıköy, Gündoğan, Hasan Bey, şimdi yeni kurulan Karşıyaka. Burada da bir spor sahası alanı eksikleri var. Gönen'de yeni sahamız da oluyor. Geçen onu da yazdık. Sen şimdi sorunun cevabını biliyorsun. Evet. Yan pas yapmadan cevap ver. Neden Gönen bizi geçti? Koskoca Bandırma'yız biz. Niye geçti? Acaba semt sahalara daha çok inandığı için mi? Tabii altyapı çok önemli. Altyapıya daha çok önem verdiği için mi? Orada Gönen'de Tayfun Spor gibi bu işi amatörce yıllarca yapan örnek olan bir takımımız var. Bunlar tabii diğer takımları motive ediyor. Sonuç itibariyle bizim yine geçmişten bildiğimiz bir Bostancı Spor vardı. Bir Alaaddin Spor vardı. Efendime söyleyeyim bunlar daha henüz yok. Bunlar da girebilir. Bundan sonraki büyük şehir olayında köy takımları daha aktif kılabilir. Evet. Gönen bu konuda takım bazında, lig bazında belki kendi grubunu kuracak neredeyse. Yani Gönen yani altyapıya daha çok inanıyor diyor. Tabii. Bu bakımda amatörlere daha çok önem veriyor diyebiliriz değil mi Zeki? Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet hocam. Hemen U15'e geliyoruz burada. U15'in ligin bitimine 3 hafta kala ilk iki belirlendi. Bandırma Spor'la gelişim
birinci lig ikinci sırasına oturdu. Yani il bazında bölgemizi temsil edecek takımlar olarak öne çıktı. Evet, bunları bir değerlendirelim. Valla bu hafta iki maç oynandı. Bandırma'daki maçta lider Bandırma Spor Gönen Tayfun'u çok rahat bir şekilde 4-0'la geçmeyi başardı. Haftanın maçı aslında Gönen'deydi. Gönen'de bizim hangi maçı merak ediyorum? Gelişim Spor'la Gönen Belediye arasındaki maç ne olur diyorduk. Çünkü ikincilik açısından bu maç çok önemliydi. Ama duyduk ki Gelişim Spor deplasmanda Gönen Belediye 4-1 geçerek, 4-1'le geçerek ikinciliğe adını yazdırdı. Artık Bandırma Spor ve Gönen, düzeltiyorum, Gelişim Spor'a Balıkesir'de yapılacak maçlar şimdiden başarılar dileyebiliriz. Çünkü iki takım gidecek. Ha, burada merak ettiğimiz bir olay, ikinci Bandırma Spor, Gelişim Spor maçının rövanşı ne olacak? Biliyorsun ilk yarıdaki maçta Bandırma Spor, Gelişim Spor 5-0'la geçmişti. İkinci maçın heyecanlı olacağı inanıyorum ama Gelişim Spor'un 5-0'a aynı sonuçta cevap vereceğini umuyorum. Çok zevkli bir maç izleyeceğiz. İki takıma şimdiden başarılar diliyorum. Ama cumartesi günkü maça gelecek olursak, yine sabahın erken saatlerinde kalktık, stattaki sahadaki yerimizi aldık. Bandırma Spor için zor olmadı diyorum. Ben Emrah'ı çok beğenirdim ön libero'da. Emrah da bu sene biraz gerileme sezinledim Bandırma Spor'da. Hatta defalarca aynı ligde yılın karmasına alırdık. Yılın takımında, yılın futbolu seçerdik. Emrah'ta bir gerileme var. Büyüyor mu diyorsunuz? Vallahi şartları belki de çocuk inşaatlarda çalışıyor, bilemiyorum. Anlatabildim, sıkıntı içerisinde. Ona hak vermek lazım. Bandırma Spor'da 10 numara Hasan Hüseyin'i çok beğendim. Ayak bilekleri çok iyi. Takımı oynuyor, paylaşımcı bir arkadaş. Biraz hızlanırsa Bandırma Spor'un gol anahtarı olur. Balıkesir'de yapılacak maçlarda. Batuhan'ı beğendim. Batuhan gününde değildi ama duruşu futbolcu, bilekleri çok iyi. Bu maçta iyi değildi. Batuhan iş yapar diyorum Batuhan için. Ha, benim favorim Umut tabii ki. Umut, santrafor Umut. Enfes. Kırmızı kartımızda. Enfes'te bir gol attı. Ben bunlara aklım sırrım ermiyor. Nasıl 4-0 galipken kırmızı kart gelir? Bunu hocalara sormak lazım. Antrenörlerine sormak lazım. Bir takım galipken kolay kolay kırmızı kart yememeli. Sahada eksilmemeli derim. Bu ders Balıkesir için çok önemli. Hatta Balıkesir dışı maçlar için çok önemli. Bir kişi eksilmek. Ben Umut'un altını çiziyorum. Umut gerçekten ismi gibi umut veriyor. İki kişilik oynuyor. Mükemmel bir fizik var. Yaşına göre iyi top saklıyor. Ve 6 pasta 18'de bulunca affetmiyor zaten. Umut için ben de çok umutluyum. Gönel Tayfun'a gelince, Gönel Tayfun disiplinli. Gönel Tayfun'da 4 numara Erdem'i beğendim. Çok hırslıydı, çalışkandı. Maçtan kopmadı. Rakibi maç boyunca ısırmaya devam etti futbol tabiriyle. Orta sahada Onur yapıcı oynamaya çalıştı. Benim favorim tabii ki yine Furkan Uzun, santrafor. Almanya'da bir yetişmişti, türbünde yaptığım araştırmalarda. Evet. Almanya altyapısı Furkan belli. Furkan'a top atamadılar. Bandırma Spor orta sahası orta sahaya geçirince Furkan top alamadı. Furkan iyi bir takımda daha iyi olabilecek bir futbolcu. Belli, ben futbolcuyum diyor. Rakip olarak Bandırma çok güçlü geldi karşısında. Top alamadı. Gösteremedi kendini. Şimdi aynı futbolcu Bandırma Spor'da oynasa Furkan'ı daha başka gözle izleriz. Bu futbolcuya dikkat diyorum. Furkan, Gönel Tayfun'un geleceğe gönderebileceği en iyi isimlerden biri diyorum. Evet hocam, bu haftaki söyleşimizde noktalarken ben son küçük bir ayrıntıya girmek istiyorum. Çelik sporumuzun başına gelen hırsızlık olayı. Siz de duydunuz herhalde. Duydum, bu konuda da küçük bir sizin yorumunuzu alayım. Çok üzüldüm tabii ki. Ya bunlar amatör. Ya amatör iyi niyetle spor yapmaya çalışan kişiler. Hırsız herhalde futbolu seven biri değil. Bula onların dükkanını bulmuş, onların soyunma odasını bulmuş diyesim geliyor. Yani üzüldüm. Tabii gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu futbolcular amatör ruhla ceplerinde küçük paralarla maçlara gelenler. Ama o paralar çok çok önemli. Yani bunlar profesyonel değil, çok paraları yok ki bunların. Hırsız ne düşünmüş, ne istemiş? Demek ki o bulundukları soyunma odalarının izbe oluşu, uzak yerde oluşu hırsızı biraz cesaretlendirmiş. Ama ben Bandırma Emniyet Teşkilatı'nın bunu en kısa zamanda çözeceğine, o hırsızı yakalayacağına inanıyorum. Geçmiş olsun diyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Bir haftayı daha böylece noktalamış oluruz. Haftaya görüşmek üzere.